Bu son turun oğlum. Ya baksana bir. Kusura bakma sabah için. Yani pek sabah insanı değilim de ben. Öğlenin akşamında bilmesen. Tekneye mi gidiyorsun? Evet, tekneye gidiyorum. Yürüyerek gidemezsin ama. Şuradan minibüse bineceğim zaten. Minibüste perişan olursun bak benden söylemesi. Bu da efil efildir şimdi. Ne yapıyorsun lan sen? Bana bak. Hızlı gidip öldürürsen bizi vallahi öbür taraftan da dönerim. Ha, belasın yani. Kimseler anlamaz. Bir tek ben ağlarım. Kimseyi bağlamaz. Bu yükü ben taşırım. Sanma tek gün bile vicdanım sızlamaz. Olan olmuş bir kere. Bu kader silip baştan yazılmaz. Bir şey var mı bacağında falan? Buralarda. İyi. Tamam gel. Dur. Vallahi benim hatam değildi. Fren patladı. Doğru benim hatam. Öldürüyordun bizi ya. Sen iyi misin? İyiyim. İyi misin? Sen kimsin be? Sen mi yaptın lan bunu? Bu adamın arkasında ne işin var senin? Ya kıza bir şey olsaydı? Kaza yaptık Savaş. Salak gibi didişecek misiniz? Ya kız ölseydi Mert? Kızın arkanda olacağını bilmiyordum. Sen kardeşinin intikamını böyle mi alacaksın? Bizi sen mi düşürdün? Konu seninle alakalı değil. Ne demek seninle alakalı değil? Bizi sen mi düşürdün? Savaş. Polis çağırsana atsınlar şu salağı içeri. Çağırsanız hadi polis. İyi tanır polisler Savaş. Ne diyorsun sen ya? Benim kardeşimi öldürdü. Ne diyor bu? Bu adamı tanımıyorsun. Bu adam bir katil. Bugün kardeşim yaşasaydı 18 yaşında olacaktı. Savaş. Tehlikeliyim kızım ben. İstersen seni gideceğin yere bırakayım.
bela mısın nesin? Defol git. Uzak dur benden. Kim var orada? Ya kalksana üstümden fasulye öküzü. Ne yapıyorsun sen ya? Duvarını boyuyordum. Kusura bakma, başka zannettim. Şey yazanlar mı? Katil. Bana anlatabilirdin aslında. O gün Mert söylediğinde yüzün nasıl değiştiğini gördüm. Sen de herkes gibi baktın. Hayır, o benim şaşırmış tipimdi. Yaptın mı peki? Yapmadım. Anlatmak istemezsen darlamam. Ama kendini iyi hissedeceksen her zaman dinlerim. Melisa çok neşeli bir kızdı. Benim en düşük olduğum halden bile etkilenmezdi. Helal olsun valla. Kaybolmadan bir gün önce ne bileyim bir garipti. Bedenin oradan ruhu çekilmiş gibiydi. Bir uzayıp adamlar gecesi mi yapsak ha seninle? Baksana, manita yancısı olduk iyice. Ya evet ya. Oğlum bak, siz çok samimi olmaya başladınız bu ara. Hakkınızda değişik söylemler var ha. Bu dana yüzünden gitti ikimizin fotosunu profiline koydu. Aşkım, senin bir şey mi var? Yok. Biraz uykusuzum, ondandır herhalde. Sonra ertesi gün çok üstüne gitmek istemedim. Kısal bir şeydir diye. Sabah uyandığımda mesaj atmış. Ayrılalım diye. Sen de pert oldun tabii. Aynen. Ne yaptım ben ya? Bir mesajla ayrılacağın kadar ne yaptım ha? Söyledim ya Savaş. Bunun seninle alakası yok. Ya kiminle alakası var Melisa? Ha? Kiminle alakası var? Benimle. Bak Savaş, inan bana ikimiz için de böylesi daha iyi. İşte böyle. Ben bu manita işlerinden pek anlamam. Yani belki de konuşarak çözülecek bir şey yoktur. Melisa'ya her ne olduysa benim dışımda başka bir şey oldu.
Çünkü biz her şeyi konuşur paylaşırdık. Asla böyle yapmazdı. Benim başıma gelse net kafayı yerdim herhalde. Görüşmediniz mi hiç peki? Akşamına mesaj atmış. Bir şey konuşacağız sahile gelsene diye. Gittim. Tam 4 saat bekledim. Gelmedi. Sen bu hikayenin katili değil, mağdurusun. Kimse böyle düşünmüyor ama. Nasıl herkes bu kadar emin olabilir ki? Ben de onu anlamıyorum işte. Neymiş efendim? Görgü tanığı varmış. Bizi Melisa ile parkta görmüşler. Neymiş, ben Melisa'yı vurmuşum. İşte polislere anlatamıyorsun böyle aşk falan. Melisa kaybolmadan önce son mesajını bana atmış. Kayıtlar da çıktı. Gözleriyle görmüş gibi nasıl emin olabilirler ki senin katil olduğunu? Bu kadar işte. Sen bana güveniyor musun? Yalan söylesen hemen anlardım ki ben. Benim çeşitli çeşitli süper güçlerim var. İyi geceler. Kendine gel Nazlı. Niye bakıyorsun arkasından maymun gibi? Hayatınızdan eksilen bir 4 saat oldu mu hiç? O gece 4 saat eksiğim ben. Melisa'yı beklemeye gittiğim gece. Hatırlayamıyorum. Sabah kendimi evde uyurken buldum. Arası koca bir boşluk. 1 saat sonra sahilde buluşalım. O 4 saat ne oldu, ne yaptım ben? Hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum. Melisa.